Bu akşamki konuğum değerli milletvekillerimizden bağımsız milletvekili, sonra CHP milletvekili, tabii öncesi CHP yine, ama bağımsız milletvekili olduğu dönemde bile ses getiren, icraatine devam eden, mücadelesine devam eden ve yoluna yine CHP ile devam eden ve kadın milletvekilleri dediğimizde akla gelen ilk isimlerden biri olan sevgili Aylin Nazlı Aka'yla birlikte olacağız bu akşam. Sevgili Aylin Nazlı Aka, birçok milletvekilini takip ediyorum ben bir gazeteci olmam sebebiyle, ama özellikle kendisini yakından takip ettiğim bir milletvekili diyebilirim. Çünkü çok bağımsız hareket ediyor, çok yaratıcı hareketlerde, icatlerde bulunuyor. Gündeme getiriyor birçok konuyu. Bunu gündeme getirecek farklı yöntemleri bulabiliyor. Yani muhtemelen hem genç hem yaratıcı bir zihniyetin yansıması bütün bunlar. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili, kadın meseleyle ilgili, Türk siyasetinde daha medeni, daha üst düzeyde bir tartışma ortamının da olması anlamında, gerçek anlamda mücadelesi var sevgili Aylin Nazlı Akan'ın. Dolayısıyla kendisiyle hem geçmişten bugüne siyaseti, ama özellikle bugünü, gündemi, ki gündemde birçok konu var, sizin de sanıyorum yorumlarını merak ettiğiniz ve aynı zamanda da Türkiye'nin yakın ve orta vadedeki siyasi değişimini ve dönüşümünü konuşacağız. Tabii bir kadın milletvekilini davet edip de kadın haklarını ve bir kadın olarak hem siyasette hem iş dünyasında var olmanın zorluklarını ve verilen mücadeleyi de konuşacağız sevgili Aylin Nazlı Akay'la. Bir kere öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Bugün 6 Mayıs. Geçen yıl bugün 6 Mayıs tarihinde aslında dediğim gibi milli iradeye bir darbe düzenlendi. Çünkü AKP hatırlayacaksınız hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şeyler oldu diyerek İstanbul Evet. seçimlerini iptal etti. Ve 23 Haziran'da tekrar sandığa gidildi. O dönemde de İstanbul halkı zaten AKP'ye sandıkta sözünü söyledi ve AKP'yi sandığa gömdü, açık söylemek gerekirse. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte senin ifade ettiğin gibi suni bir gündem yaratılmış durumda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile darbeyi yan yana almak, gerçek anmak hiçbir şekilde hiçbir akla, hiçbir mantığa, hiçbir izana sığmayacak bir anlayıştır. Çünkü dönüp de yakın tarihimize baktığımızda darbelerden en fazla zarar gören parti hep Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi tam iktidara gelmeye yakınken darbe düzenlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları cezaevine konulmuştur darbeler sonrasında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivlerine el konulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı arşivleri yakılmıştır. Kısacası Cumhuriyet Halk Partili çok genç gene bu darbe sürecinde çok zarar görmüştür. Yani bizim de darbeyi yan yana almak tamamen hani akıl dışı bir yaklaşım. Ama AKP neden buna ihtiyaç duyuyor diyecek olursak, son günlerde çok sistematik bir çaba içerisindeler. Tamamen suni bir gündem ve hani baktığınızda darbe ifadesiyle tamamen yani bir bağ kurabilmek için gerçekten yani Özgür Özel'in özellikle ifadeleriyle bir bağ kurabilmek için epeyce kendinizi zorlamanız gerekiyor. Bu AKP'nin aslında içinde bulunduğu acziyeti gösteriyor. Çünkü son anket sonuçlarında da bir kez daha ortaya çıktı ki AKP günden güne eriyor ve özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler COVID-19 sürecinde verdikleri mücadeleyle, halka hizmet götürüş biçimleriyle, duruşlarıyla halkın beğenisini kazanmışlar ve oy oranlarını arttırmışlar. Açıkçası ben böyle bir süreçte oy oranından bahsetmeye utanırım. Çünkü hepimiz bir ortak düşmanla savaşıyoruz, COVID-19'la. Bütün dünya gözünü bu küçücük virüse dikmiş, küçücük ama hepimizin hayatını, sevdiklerimizin hayatını tehdit eden bu virüse dikmişken, ne yazık ki AKP'nin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi. AKP Genel Başkanı çıkıyor bir konuşma yapacak, güya pandemiyle ilgili olarak bilgi verecek. Bir bakıyorsunuz konu birdenbire
CHP'ye geliyor. Birdenbire ey Kılıçdaroğullar başlıyor ve hani pandemiyle ilgili bilgilendirme genel konuşma içerisinde çok büyük bir yer tutuyor. Diğer tarafta AKP'nin az önce bahsetmiştim sistematik bir tavrı var diye. O sistematik tavır içerisinde görüyoruz ki özellikle AKP'li bakanlar AKP genel başkanını parıldatmaya çalışıyorlar. Neyi kastediyorum? Mesela bir şey açıklanacak. İçişleri Bakanı çıkıyor girizgah yapıyor ya da Milli Eğitim Bakanı çıkıyor girizgah yapıyor. Savunma Bakanı çıkıyor girizgah yapıyor. Birazdan ana mesajı genel başkanımız ya da Sayın Cumhurbaşkanı verecek deniliyor. Hangi şapkayla söylediği ayrı bir konu tabii. Ve sahne ona terk ediliyor. Diğer taraftan çok tepki çeken bir olay gerçekleşiyor. Pandemi döneminde Kanal İstanbul ihalesi maskeli bir şekilde gerçekleştirilince, halktan da bu yönde tepki gelince hemen Ulaştırma Bakanı değiştiriliyor. Salgınla ilgili olarak mücadelede son derece beceriksiz bir şekilde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Gene burada İçişleri Bakanı istifa edip sonra geri adım atılıyor. Yani bütün bunlar aslında AKP Genel Başkanı'nı temize çekme, halk nazarında onun pırıltısını arttırma ve kendi yaptığı kutuplaştırıcı konuşmalarla kendi tabanlarını konsolide etme çalışması. Bunu nereye bağlayacağım? Şimdi bakıyorsunuz işte Türkiye'de maalesef kendi vatandaşlarımız daha maske bulamamışken Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun birçok ülkeye, 50 kadar ülkeye maske gönderiliyor. Diğer taraftan yardımlara bakıyorsunuz AKP'nin bir defa masut olarak verdiği 1000 TL'lik yardımlar hep AKP'lilere gidiyor o yardımlar. Öte taraftan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tam da halkın en ihtiyacı olan hizmetleri onlara götürmek üzere çalışmalar başlatıyor. Örneğin ekmek dağıtacak arkasına polisler dikiyorlar. Evet. Örneğin aşevlerinden yıllardır süre geldiği gibi yemek dağıtacak aşevlerine kilit vuruyorlar. Sahra Hastanesi yapılıyor, kapısını mühürlüyorlar. Yani kısacası bağış toplayacaklar ki yerel yönetimler yönetmeliğinin 59. maddesinde bu açıkça belirtilmiştir zaten. Yerel yönetimlerin gelir hanelerinden birisidir bağış. Bağışlara el koyuyorlar. Bütün bu uyguladıkları taktikler Cumhuriyet Halk Partisi'ne pranga vurmak, onun halka hizmet götürmesini engellemek, seni halk seçmiş olabilir ama seni seçen halka senin hizmet götürebilmen için önce bir benim onayımı alman gerekir, beni aşamazsın mesajını vermek ve belki de ortamı baskın seçime doğru hazırlamaya çalışmak. Ha, diyebiliriz ki şu ekonomik koşullarda baskın seçimden bahsedebilir miyiz? Aslında bahsedemememiz gerekir. Çünkü tablo son derece can yakıcı. Yani hayat eve sığmış olabilir ama hepimiz bir kez daha gördük ki enflasyon eve sığmıyor. Ve her geçen gün artan fiyatlar, her geçen gün artan işsizlik, yoksulluk, yoksunlukla insanlar açlıkla Covid-19 arasında seçim yapmak durumunda kalıyor. Bu kadar zor bir dönemden geçiyoruz. Bakın geçenlerde Aksaray'da bir vatandaşımız intihar etti ve intihar mektubunda şu yazıyordu. Beni Covid-19 öldürmedi. Beni işsizlik, yoksulluk, çaresizlik, ümitsizlik, geleceksizlik ve sahipsizlik öldürdü diyordu. Oysa ki izin verselerdi biz o vatandaşlarımıza da sahip çıkardık belediyelerimiz kanalıyla. Ama demek istediğim şu anda sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilmediği gibi diğer taraftan ekonomik koşullar aslında herkes için son derece zorlayıcı. Ancak önümüzdeki tablo, burada bizi izleyenlerin moralini bozmak istemem. Fakat daha da ekonomik açıdan zorlayıcı olmaya devam edecek. Bu sadece Türkiye açısından değil, dünya ekonomisi açısından da böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü özellikle 2001'den bu yana büyüyen dünya ekonomisi şu anda kendi kapasitesinin 3.2 katı kadar, ekonomik kapasitesinin 3.2 katı kadar borçlanmış durumda. Türkiye'de durum çok daha vahim. Yani burada özel sektör borçlanması, dış ticaret açığı, merkez bankası rezervlerinin erimesi gibi konulara şu an çok detaylara girmeyeyim. Özetle sorunun yanıtını vermek gerekirse bütün bu suni gündem oluşturmanın arkasında giderek daha da bozulacak ekonomiye karşı
güç toplayıp belki de baskın seçim yapma düşünceleri olabilir kanaatindeyim ben aydın olarak. Şimdi bu darbe söylentileri olsun, 50+1 düzenlemesinin değiştirilmesi olsun. Şimdi burada siyasi arenadaki bütün oyunun kuralları Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilme ihtimaline göre revize ediliyor sanki. Buna karşı muhalefetin bu oyunu bozacak bir stratejisi var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii şu anda parti yönetiminde olmadığım için hani parti adına bir görüşte bulunabilecek bir pozisyonda değilim. Ama bizim bu dönemde neyi yapmak istediğimiz çok net. Bir kere her şeyden önce biz şu an bir düşmanla savaşıyoruz ve buradan bir kez daha ben tüm sağlık emekçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar sağlık emekçileri olmanın yanı sıra şu anda sağlık ordusu, yani en ön cephede bu savaşı veren, bu mücadeleyi verenler. Onlara teşekkür ederek sözlerime devam edeyim. Şimdi böyle bir süreç yaşarken bizim öncelikli olarak bu düşmanı yenmemiz lazım. Bu düşmanı yenmemiz için de aslında hepimizin bildiği bir gerçek var. Aşı ya da ilaç bulmamız gerekiyor. Peki Türkiye'de aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları nasıl gidiyor? Elbette bu alanda çalışan bilim insanları var. Çok kıymetli bilim insanlarımız var. Dünyanın çeşitli ülkelerinde de bizi onurlandıran, gururlandıran, ödüller alanlar. Ama keşke mesela ta genç cumhuriyet yıllarında açılmış olan Refik Saydam Hıslı Sağ Enstitüsü kapatılmasaydı da o yıllarda aşı ve serum çalışmaları yapılan ve çağının çok çok ilerisinde olan anlayış bugün de bilime, akla sığınıyor olabilseydi. Gene keşkelerden yola çıkarak konuşacağım. Keşke bizi kutuplaştıran, ötekileştiren sırf kendi tarafını konsolide etmek için içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde barışçıl bir dil kullanmak yerine nefret dili kullanan bir anlayış olmasaydı da herkesi kucaklayan, herkese kollarını açan ve evet zor bir dönemden geçiyoruz ama hep birlikte bu düşmanı yeneceğiz diyen bir kişi tarafından yönetiliyor olsaydık. Keşke ortak akılla bir takım kararlar verilseydi. Keşke o bilim kurulunun içerisinde mesela Türk Tabipler Odası'ndan, Türk Tabipler Birliği'nden, Türk Hekimler Birliği'nden, veterinerlerden tutun, Veteriner Birliği'nden tutun da sürecin paydaşları da daha fazla yer alabilseydi. Gene de bilim kuruluna tüm çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve keşke iyiliği daha fazla örgütleyebilseydik. İyiliği örgütlemekten neyi kastediyorum? Biliyor musun sevgili Sedef Kabaş? Mesela Suzan Öcal'ı kastediyorum. Kimdir Suzan Öcal? Suzan Öcal 76 yaşında evinde olduğu için yemek yapıp Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki sağlık emekçilerine oğluyla her gün sağlıklı gıda ulaştırmaya çalışan o güzel annemizdir. Yine keşke Mansur Yavaş'ın bugün yaptığı gibi iş bulamadığı için İşkur'un önüne gidip çay satarak evine 3-5 kuruş götürmeye çalışan kişiyi işe almaktır. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gibi hesap askıda diyerek borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımızın imkanı olan kişiler tarafından borcunun kapatılmasıdır. Gene belediyelerimizin yaptığı, Mansur Yavaş'ın başlatıp diğer belediyelerimizin de yaptığı ve daha sonrasında Türkiye'de örneklerinin çoğaltıldığı gibi veresiye defterlerinin kapatılmasıdır. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey bu aslında. Ama biz görüyoruz ki bunu yapmaya çalışan belediyelerimizi, bunu yapmaya çalışan iyi insanları bile bir şekilde kısıtlamaya çalışıyorlar, engellemeye çalışıyorlar ve COVID-19 mücadelesini bile bir siyasi ranta, siyasi hesaplaştırmaya dönüştürme gayreti içerisindeler. Ama ben özellikle son anket sonuçlarına baktıkça onu bir kez daha görüyorum ki her bunu yaptıklarında daha da yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Mesela bir maske, bir iktidarın maskesini ancak bu kadar düşürebilirdi. Rezil oldular maskeyle. Kendi
onlara oy verenlerle de konuşuyorum. Gerçekten insanların kafası karışmış durumda. Önce ücretli satılıyordu, sonra ücretsiz verilecek denildi. PTT'den e-postayla, yok işte e-devletle, arkasından özel iş yerleri ve kamu çalışanlarına iş yerleri kanalıyla denildi. Döndük, dolaştık, gene nereye geldik? Ücretli olarak satış noktasına geldik. Keşke ilk başta bu olsaydı madem öyle. Ama tabii burada şunu da sorgulamak zorundayız. Hem siz sokağa maskesiz çıkana ceza keseceksiniz, hem de diğer taraftan devlet olarak bir maskeyi bile sağlayamayıp üstelik de 50 kadar ülkeye bedava maske göndereceksiniz. Onları da gönderirken bizim belediyelerimizin yaptığı gibi İzmir halkının hediyesidir gibi mütevazı şeyler, Türkiye Cumhuriyeti'nin hediyesidir gibi mütevazı bir yaklaşımda bulunmaktansa kendi isminizle sanki bireysel olarak kendi cebinizden çıkan parayla o maskeleri satın almışsınız gibi diğer ülkelerde itibarınızı arttırmaya çalışacaksınız. Ülke itibarını değil de kendi isminizi orada daha saygın hale getirmeye çalışacaksınız. Bütün bunlar yıpranmışlıktan, bütün bunlar az önce de söylediğim gibi gün gün tel tel dökülüyor olmalarından kaynaklanıyor. Ama tabii ki biz onlara odaklı değiliz. Yani biz ülkemizin iyi yönetilmesini, bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın iyi hissetmesini istiyoruz. Buna inan, yani popülist bir söylemle söylemiyorum. Ta şurada yüreğimde hissederek söylüyorum. Şu an hani ben dilerdim ki ülkemizde de bu içinde bulunduğumuz kriz çok daha iyi yönetilsin. Ama Türkiye'yi de yönetemiyorlar. Bu COVID-19'la mücadeleyi de görüyoruz ki yönetemiyorlar. Sevgili Aile Nazlı Aka, anketlerden bahsettin. Bu kadar iktidarın maske dahi dağıtamadığı bir süreçte ve ekonominin bu kadar zor bir süreçten geçtiği dönemde ve demokrasi, insan haklarıyla ilgili karnemizin de son derece düşük notlarla dolu olduğu bir dönemde, yani neresinden bakarsan bak sorunu olan birçok konuya rağmen anketler ne gösteriyor? Şöyle ki anketler AKP artı MHP oylarında bir düşüş olduğunu açıkça gösteriyor. Zaten 50 artı 1 sisteminden vazgeçmeye çalışmaların arkasında da bu yatıyor. Yani baktılar ki seçimi kazanamayacaklar. Biz ne yaparız da seçimi kazanabileceğimiz bir modele gidebiliriz tarzında bir düşünce içerisindeler. Ama onu tekrar söyleyeceğim. Halkın içerisinde olan birisi olarak AKP'ye oy vermişliği olan kişilerin de şu anda bir sorgulama içerisinde olduklarını görüyorum. Bakın esnaf çok kötü durumda. Yani herkes şu anda COVID-19'dan dolayı kepenk indirmiş durumda. AVM'leri açacağız dediler, bir anket yapıldı. Evet. AKP'ye oy veren kesim de AVM'lerin açılmasıyla ilgili olan kararı onaylamıyor. Onlar da bu karardan hoşnut değiller. Yani bir yandan şunu da söylemek durumundayız. Yoksulluk, yoksunluk, işsizlik bu noktaya gelmişken acaba bu kadar çok AVM'de kim alışveriş edecek? Yani herkesin tüketim alışkanlıklarını tekrar gözden geçirdiği ve daralan geliriyle hayatını idame ettirmeye çalıştığı, hatta belki de olmayan geliriyle yaşantımı nasıl sürdüreceğim diye Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinde tekrar en alt düzleme indiği şu günlerde bunlar AVM ile uğraşıyorlar. Hiç gerçekten de bu yaptıklarını anlamak mümkün değil. Sırf ekonomi canlansın diye insan hayatını ve bu kadar titizlikle mücadele edilen bu salgın sürecini adeta yeniden sil baştan noktasına taşıyacak olan kararlar alıyorlar. Dediğim gibi bu kararlar eninde sonunda faturası halk tarafından ödenen kararlar. Yani sarayda oturanlar halkın ne hissettiğini, halkın nasıl yaşadığını bilemezler ki. Sarayın penceresinden baktığında halkın duygularıyla empati kuramazlar ki. İşte o yüzden de zaten içinde bulunduğumuz dönemde böylesine yanlış kararlar veriliyor. Keşke demokrasi kanallarına tıkamasalardı da halkın düşüncelerini en azından sivil toplum örgütleri kanalıyla biraz daha dinleyebilselerdi.
Ama maalesef üç maymunu oynamayı tercih ettikleri dönemlerden geçiyoruz. Evet. Şimdi sevgili Aylin, gerçekten kolay bir süreç değil. Bu arada seni biraz daha yakına alabilir miyim ekran olarak? Evet. Evet, öyle daha iyi. Şimdi zor süreçlerden geçiyorsunuz. Özellikle muhalefeti temsil eden milletvekilleri olarak hem iktidarla bir mücadele içindesiniz, hem de bir yandan halka derdinizi anlatma mücadelesi içindesiniz. Kolay bir durum değil. Dolayısıyla ben de açıkçası o halkın size sorduğu soruları sormakla yükümlüyüm. İşinizin zor olduğunu ve büyük bir mücadele verdiğinizi bilmekle beraber kritik soru şu: bu kadar sorun olmasına rağmen bu ülkede, bu kadar bariz hatalar yapılmasına rağmen ve insan hayatına mal olabilecek ölçüde bariz kritik siyasi kararlara imza atılmış olmasına rağmen neden başta CHP olmak üzere daha güçlü bir muhalefet sergileyemiyor? Aslında sorun güçlü bir muhalefet sergilenmemesi değil, muhalefetin sesinin adeta deniz kabuğunun içerisine sıkışmış bir midye gibi baskılanmış basın nedeniyle çok da geniş kitlelere ulaşamamasından kaynaklanıyor. Yani ben halkla konuştuğumda, bazı konulardaki eleştirilerini dinlediğimde, tamamen gerçek dışı yorumlarla karşılaştığımda onlara ilk olarak şunu soruyorum: hangi kanalı izliyorsunuz, hangi gazeteleri okuyorsunuz? Şimdi geçenlerde Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladık. Bu arada senin de günün kutlu olsun. Özgür basın için çok önemli mücadele veren çok kıymetli bir gazetecisin gerçekten. Çok güzel bir girizgah yaptın benimle ilgili. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı duyguları senin için taşıdığımı bilmeni isterim. Gazetecilerin bağımsızlığını kutladık o gün, ama özgür basını kutladık, ama Türkiye'de basın ne kadar özgür? Bunu şuradan anlayabiliriz. Ben inanıyorum ki ülkeler arası cezaevi bilgi yarışması yapılsa Türkiye birinci olur. Çünkü o kadar çok aydın, o kadar çok gazeteci şu anda cezaevinde ki ve işte bilmedikleri ve mesnetsiz iddialarla, bir kısmı iddianamesi yazılmadığı halde, üstelik de ne kaçma tehlikesi, yani tutuklu yargılanmaları için 3 sebep gerekiyor biliyorsun. Delil karartma, ki bunlar zaten gazeteci, haber çıkmış hangi delili karartacak. Kaçma şüphesi olması. Bunların hiçbirisine sahip olmadıkları halde içeride tutuluyorlar ve bunun da aslında hangi sebeple olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani bir yandan onların yaptıkları haberlerden çok rahatsız olunmuş, ama diğer tarafta da dışarıdaki gazetecilere, henüz işsiz kalmamış olan gazetecilere de şu mesaj verilmek isteniyor: bakın, siz bizim istediğimiz gibi haber yapmazsanız eğer, halkın haber alma özgürlüğünü gözetirseniz eğer, o takdirde yarın öbür gün bunlar sizin de başınıza gelecek deniliyor. Ama biz şunu çok net görüyoruz ki sen de o örneklerden bir tanesisin. Özgür basın asla susturulamaz. Gazetecilik asla suç değildir. Ve kalemi kırılmayan gazeteciler sayesinde halkımız doğru haberleri alacaktır. Ama sorunun cevabı aslında bizim yaptığımız muhalefetten ziyade muhalefetin yetersiz olması değil de sesimizin yeteri kadar geniş kitlelere ulaşamamasından kaynaklanıyor. İyi ki sosyal medya var, iyi ki bu kanallarla biraz daha geniş kitlelere ulaşabilme imkanımız var. Ancak geçenlerde bir yasa tasarısı üzerinde gene bir tartışma oldu biliyorsun. Henüz bu meclis kapalı olduğu için gündeme gelmedi, ama belli ki düşündükleri, konuştukları bir şey. Sosyal medya üzerindeki kısıtlamaları da arttırma çabası içerisindeler. Biz gene de her zaman bir kanal bulacağızdır. Yani demokrasi mutlaka bir şekilde bir yerden susturulsa da diğer yerden, başka türlü de olsa, demokratik yollarla sesini geniş kitlelere ulaştırmak için gereken mücadeleyi verecektir. Mesela Ankara'da bizim çok köklü, cumhuriyetle özdeşleşmiş olan hastanelerimiz kapatıldı.
O hastanelerden bir tanesinin önünde biz örgütümüzle birlikte maskelerimizde ve sosyal mesafeye dikkat ederek bir eylem yaptık, bir basın açıklaması yaptık. Hani bunu şunun için örnek olarak veriyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, COVID-19'da olsa, basında susturulmaya çalışılsa biz bir şekilde halkın sesi olma çabamızı sürdüreceğiz. Evet, bu önemli bir nokta çünkü halka ulaşmanın en kestirme ve en etkili yolu medya. Ve medyanın çok önemli bir bölümü iktidarın elinde olduğu için ya da tahakkümü altında olduğu için diyelim. Gerçekten muhalefetin yer alabildiği programlar, kanallar oldukça sınırlı. Çok orantısız bir durum var medyada. O yüzden de yıllardır, çok uzun zamandır hep söylediğim muhalefetin sosyal medyayı çok etkili kullanmasıydı. İşte Twitter'ı çok iyi kullanın, Facebook'u çok iyi kullanın şeklinde çok aslında açıklamalar yaptık, yorumlar yaptık ama şimdi biraz sanki daha aktif bir şekilde sosyal medyayı daha etkili kullanan bir muhalefet görüyoruz diyebilir miyiz? Ve bu anlamda özellikle bir iletişim stratejisi biliyor musunuz CHP olarak? Şöyle ki bir kere gerçekten sosyal medya bizim için bir nefes alma alanı oldu. Her ne kadar sosyal medya paylaşımları üzerinden de bir takım fezlekeler düzenlense, yargılanma süreçleri gerçekleştirilmeye çalışılsa da ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız hakkında biz gene de görünürlüğü, duyunurluğu orası kanalıyla biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de kimi zaman çeşitli kampanyalarla ortak bir dil kullanarak, ortak bir mesaj, ortak bir etiketi TT dediğimiz işte daha fazla kişi tarafından takip edile top trend hale getirme gibi bir strateji izliyoruz elbette. Mutlaka eleştirilecek taraflar olabilir, mutlaka geliştirilmesi gereken taraflar olabilir. Ama şurası bir gerçek. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'nin en fazla iktidarına ihtiyaç duyulan dönemden geçiyor belki de. Yani bu parti 4 büyük devrime imza atmış olan bir partidir. Cumhuriyeti kurmuş olan bir partidir. Kadının seçme seçilme hakkı Cumhuriyet Halk Partisi iktidar döneminde ilk kez hayata geçirilmiştir. Gene o demokrasiye geçiş, çok partili sisteme geçiş Cumhuriyet Halk Partisi döneminde gerçekleşmiştir. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti ama en büyük kaybım, en büyük zaferimdir demiştir Cumhurbaşkanımız Sayın İnönü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu hareketiyle emek mücadelesinin filizlenmesi, derinleşmesi aşamasında da gene Türkiye'de önemli katkılar sunmuş olan bir partidir. Dolayısıyla inanıyorum ki şimdi 5. bir devrimi gerçekleştireceğiz ve yapılacak olan ilk genel seçimde umuyorum ki iktidara geleceğiz ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Çünkü her geçen gün demokrasiden uzaklaştığımız, her geçen gün basın özgürlüğünden geri adım attığımız, her geçen gün hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun var olduğu ve her geçen gün maalesef yasama, yürütme, yargı arasında güçler ayrılığı ilkesi yerine güçler birliği ilkesini egemen kılmaya çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Onun için tekrar yeniden diliyorum ki Atatürk'ün kurduğu ayarlara geri döneceğiz ve cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Şimdi burada ilginç bir algı yok mu sevgili Aylin? Şöyle ki bir tarafta gerçekten kimi zaman dinsiz olmakla, kimi zaman halka yukarıdan bakmakla suçlanan bir muhalefet var. Tabii burada özellikle ana muhalefet olduğu için CHP. Şimdi halktan uzaksınız, halka gitmiyorsunuz, halka yukarıdan bakıyorsunuz. İşte böyle bir algı var ama öte yandan da aslında pratikte hani saraylarda sefa süren ve çok farklı bir üst sınıf oluşturan ve halkla bağını neredeyse tamamıyla kopartmış olan ve halka rağmen birçok icraata imza atan ve buna rağmen de hala CHP'yi işte
haksızlık yapmakla halka karşı, halka uzak durmakla suçlayan ve bundan da prim yapan ve kendini de hala mazlumun koruyucusu olarak konumlandıran bir iktidar var. Realite böyle olmasa bile bu algıyı siz de hissediyor musunuz? Çünkü bu uzun zamandır dile getirilen, iktidar tarafından dile getirilen bir suçlama. Bu şekilde bu algıyı siz de hissediyor musunuz ve buna karşı bir önlem alıyor musunuz? Ya da biraz biraz bu algıda artık değişim var mı? Şimdi bu COVID-19'un çok şeyi değiştireceğini herkes söylüyor ama ben bu önermeyi biraz daha olumlu tarafından alarak değerlendirmek istiyorum. Yani hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak diyor ya herkes. Evet, evet. Eskisi gibi olmayacak. Bazı yönlerden daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bazı yönlerden daha olumlu değişimler gerçekleşecek. Nedir o değişimler? Bir kere bu süreç gerçekten bize dayanışmanın gücünü gösterdi. Dünyanın bir ülkesindeki, Çin'in Wuhan kentindeki bir kişinin yediği yemeğin Ankara'nın Haymana ilçesindeki bir kişinin hayatını etkilediği gerçekliğini, küreselliğini bize hissettirdi. Diğer taraftan doğanın ne kadar hayatımızda önemli olduğunu, değerli olduğunu anlamamızı sağladı. Yani bundan sonra artık ben biyolojik çeşitliliği hiç umursamıyorum ya da burada bir inşaat yapacağım, istediğim gibi bu ağaçları kesebilirim anlayışındansa bunu yapacak olan firma sahiplerinin, karar verici konumda olan kişilerin tekrar dönüp düşünecekleri ve bu kirlettiğim, bu kestiğim ağaç benim nefes aldığım havanın da kirlenmesine neden olacak diye bir sorgulama yapacakları yeni bir dünyaya evrileceğimizi düşündürtüyor bana. Dolayısıyla daha fazla çevre bilinci, daha fazla doğa hakları, daha insancıl, daha adil, daha dayanışmacı ve daha uzlaşmacı bir dünya olmasını hayal ediyoruz tabii bu sürecin diğer yaşanan kriz dönemlerinde olduğu gibi bir farklılık taşıması, bundan sonraki dönemde bir değişime dönüşme nedeni olması gerekiyor. Nasıl 14. yüzyıldaki o kara ölüm yani veba, feodalizmden kapitalizme geçişin tohumlarını ektiyse, nasıl İspanyol gribi 50 milyona yakın kişinin vefat etmesi ile sonuçlanmış ve Birinci Dünya Savaşı'nın daha erken sonlanmasında etkili olduysa mutlaka bu COVID-19 savaşı da bir şeylere sebep olacak. İşte o sebep olduğu şeyler arasında tabii Türkiye'nin daha otoriterleşmesi noktasına gitme riski var mı? Var. Çünkü özellikle demokrasiyi, yani bizimki gibi melez demokrasisi olan ülkeler için bu risk her zaman var. Ama asıl önemli olan dünya üzerinde daha uzlaşmacı bir, daha dayanışmacı bir tablo oluşturmak durumundayız. Ve artık daha fazla kar hırsıyla hastaneleri bir ticarethane, hastaları bir müşteri gibi gören anlayıştan herkesin sağlığa erişim hakkı vardır, herkesin eğitime erişim hakkı vardır diyerek fırsat eşitliği sağlamaya çalışan bir sosyal devlet anlayışına doğru evrilmemiz gerekiyor. Yani hem siyasi dokuda hem de sosyal dokuda bir takım değişimler, dönüşümler olacak ki Cumhuriyet Halk Partisi de bu değişimlerin ve dönüşümlerin geçmişte zaten hep ana aktörü olmuştu. Bu dönemde de tam da bu süreci yönetebilecek anlayışı, bu süreci yönetebilecek ideolojik sağlamlığı taşıyan yapıya sahip parti olduğu için işte Türkiye'nin bizim iktidarımıza ihtiyacı olduğunu vurgulamak istemiştim ben de. Evet. Şimdi sen aslında farklı yöntemler de uygulayarak hem sahada hem meclis çatısı altında kritik konuları bir şekilde gündeme getirmeyi başaran bir milletvekilisin. En azından sesini duyurabiliyorsun. Halkla yoğun ve yakın bir temasın var. Kaygı duyduğun konuları gündeme taşıyıcı, yaratıcı yöntemler uyguluyorsun. Şimdi bunlardan bir tanesini paylaşacağım, takipçilerimize hatırlatacağım. Kendini mecliste
kürsüye kelepçeledim. Bu anayasa değişikliğini protesto etmek için ve gerçekten çok büyük bir gündem oldu. Büyük bir tartışma oldu mecliste. Meclisin olağan gidişatını durdurttun ve gündemi değiştirdin. Yani ses getiren bir protestoya imza attın. Hatta muhalefetin kadın milletvekilleri başta HDP olmak üzere seni korudu. Sonra AKP'nin milletvekili kadın milletvekilleri seni darp etti. Yani ciddi bir olay yaşandı aslında bu protesto çerçevesinde. Biraz bunu bizimle paylaşır mısın? Yani bu aktif ve protest milletvekili davranışı hakikaten çözüm getirici, sonuç alıcı nitelikte bir süreç yaşattı mı? Yoksa ne yaparsanız yapın, muhalefetteki milletvekilleri olarak çabalarınız sonuç vermez bir halde mi gidiyor bu mevcut sistemde? Çok teşekkür ederim bu soruyu yönelttiğin için. Sevgili Sedef Kabaş, şimdi öncelikle şu dönemi hatırlatmak isterim. O zaman mecliste anayasa değişikliğine yönelik olarak görüşmeler yapılıyordu. Ve bizler sabaha kadar oylamalarda orada yer alıyoruz. İşte kürsüde çıkılıyor, çok sert konuşmalar yapılıyor. Fakat sokakta halka soruyorum, ya anayasa değişecek biliyor musunuz diyorum. Ya evet var öyle bir şey de ne olacak bilmiyoruz diyorlar. Yani o kadar gündemde az yer teşkil ediyor ki. Eve gidiyorum, evdekilere soruyorum ya haberlerde ne kadar yer alıyor bu konular diye. Öyle birkaç dakika gösteriyorlar, gidiyor sonra konu değişiyor diyorlar. Dedim ki ben mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Yani hem bunu durdurmak için bir şey yapmalıyım hem de bir kamuoyu oluşturmalıyım. Ama ne yapabilirim? Tek kişiyim, bağımsız milletvekiliyim. Türkiye'de bağımsız milletvekili olmak bir Avrupa Parlamentosu'nda bağımsız milletvekili olmak gibi değil. Çünkü ne yazık ki kürsüde söz hakkın olmuyor. Sadece gündem dışı konuşabiliyorsun. Dilekçe yazdım mesela bu konuda konuşmak istiyorum. Madde değişiklikleriyle ilgili olarak söz almak istiyorum dedim. Meclis başkanı o dönemde bana söz vermedi bağımsız vekil olduğum için. Dolayısıyla bir şey yapmalıyım. Kürsüde konuşma da yapamıyorum. O halde demokratik hakkımı kullanarak ama bir yandan da ses getirici bir tavır almalıyım dedim. Ve gerçekten böyle bunu çok yüreğimde bu endişeyi, bu sıkıntıyı, bugün olacakları o zamandan öngörerek gece uykularımı kaçırarak düşündüm. Ve dedim ki ben en iyisi kendimi kürsüye zincirleyeyim. Sonra düşündüm zincir koparılabilir bir şey. Kelepçe nasıl olur, nereden bulunur falan derken neyse o dönemde bir ekip arkadaşımla paylaştım. Meclisteki danışman arkadaşımla. O sağ olsun temin etti. Ve ben onun üzerine anayasa görüşmeleri yapılırken üstelik de tam 8. madde yani Cumhurbaşkanı'nın bakanların yetkilerinin bir takım yetkilerinin Cumhurbaşkanı'na devredileceği madde görüşülmeden önce bir kelepçeyi ceketimin içerisine sokarak kelepçenin bir kısmını bileğime takarak özür dilerim birisi yorum yazmış ki dikkatim bir an o yoruma gitti. Sakince kürsüye yürüdüm ve kelepçenin diğer kısmını da mikrofonun alt haznesine kilitledim ve ondan sonra da eylemime başladım ve hedefim şuydu. Dayanıklılığım çok yüksektir, fiziksel dayanıklılığım. Orada kalabildiğim kadar çok kalacaktım. Yani günlerce bile kalmayı düşünüyordum, göze almıştım. Fakat tabii ne yazık ki AKP'nin demokrasi anlayışı, kürsü işgali hak olmasına rağmen burada da devreye girdi. Ve derhal bunu engellemek için önce ikna metotlarına başvurdular. İşte yanıma bazı kadın milletvekillerini gönderdiler ve yaptığım eylemin sosyal medyada son derece ayıp karşılandığını, son derece bu konuda çirkin yorumlar yapıldığını söyleyerek bir nevi benim düşüncelerimle çalıştılar. Evet ama ben zaten açıkçası çok kararlıydım. Onun için bana onlar sinek vızıltısı gibi geldi. Ve onlara şunu sordum. Bakın dedim bu yapılacak olan anayasa değişikliği cumhuriyetimizin altına, demokrasimizin altına dinamit koyacak. Ve sizler de
bu cumhuriyet sayesinde, bu demokrasi, parlamenter demokrasi sayesinde şu anda bu meclisin altındasınız. Nasıl olur da özellikle birer kadın olarak buna hayır, evet diyebilirsiniz? Yani hangi akılla, hangi mantıkla siz bunu onaylıyorsunuz dediğimde baktım asıl kararsız olan onlar. Yani benim kararlılığım bu sefer onları etkilemeye başladı ve kendilerini sorguladılar. Bunu çok net gördüm. Gerçekten onların bana cevap verememelerinden, hallerinden çok net gördüm. Ama ne üzücüdür ki AKP'nin bir erkek milletvekili, Kırıkkale milletvekili Ramazan Can bir Platon üzerine çıkarak o kadın milletvekillerine talimat verdi ve onları kürsünün etrafında boş kalan yerleri de parmağıyla işaret etmek suretiyle benim etrafıma yerleştirdi. Bakın bu çok acı verici bir şey. Yani ben dilerdim ki o kadın milletvekilleri eğer benim eylemimi engelleyeceklerse bunu özgür iradeleriyle gerçekleştirsinler. Birisinin talimatıyla değil, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür milletvekilleri olarak yapsınlar. Ama onların da vicdanları rahat değildi. Onlar da istemiyorlardı aslında karar almanın tek kişiye bağlanmasını. Fakat söyleyemediler, yapamadılar, dik duramadılar ne yazık ki. Ve o dönemde şu anda bizi izlediğini bildiğim sevgili Şafak Pabey ve bazı kadın milletvekillerimiz, muhalefetin milletvekilleri benimle dayanışma içerisinde oldular. Bahsettiğin gibi mecliste hiç de meclise yakışmayacak şiddet görüntüleri ortaya çıkmak zorunda kaldı. Şafak'a da darp yapıldı değil mi? O da darp edildi. Pervin Buldan o gece benim kolum alçıya alındı. Pervin Buldan hastanedeydi. Yani birçok milletvekili gerçekten de o gece darp edildi. Ama tüm bunlara rağmen övünçle, kıvançla şunu söyleyeceğim. En yüksek hayır oyu o oylamada çıktı. Ve ben eğer 9 kişinin daha oyunu hayıra dönüştürebilmiş olsaydım bu anayasa geçmeyecekti. Çünkü 8. madde çok büyük bir kırılım oluşturacaktı. Eminim ki ondan sonra oylanacak maddelerde de zaten benzer kırılımlar olacak ve anayasanın bütünü oylandığında belki de orada da hayır oyu çıkacaktı. Bunu şunun için anlattım. Bazen hepimiz böyle bir mücadelenin içindeyken kendimizi çaresiz, yetersiz ya da hiçbir şeyi değiştiremeyecek gibi hissedebiliriz. Ama bir kişinin bile yapabileceği çok fazla şey var. Hani meşhur söz var ya, çaresizseniz çaresizsiniz diye karşıdakini işaret eden. İşte çare biziz. O muhtaç olduğumuz kudret de damarlarımızdaki kanda mevcut zaten. Onun için diyorum yani her zaman her şeyi değiştirme, dönüştürme gücüne sahibiz. Yeter ki umutsuz olmayalım. Atatürk'ün bir sözü var biliyorsun. Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır der. Bizlerin şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor durumda ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde umutsuz olmak gibi bir şansı yok. Özellikle siyasetçiler olarak bizler bu dönüştürücü gücümüzü tam da bugünlerde kullanmak zorundayız. Tam da bugünlerde o sorumluluğu almak zorundayız. Ben bu noktada Aylin olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Samimiyetle, azimle, kararlılıkla, inançla, tutarlılıkla. Umarım vatandaşlarımız da bu anlamda benim bu duygularımı hissedebiliyorlardır, geçirebiliyorumdur onlara bu kararlılığımı. Sevgili Aylin Nazlı Aka, şimdi bizi hem Instagram'dan takip ediyorlar. Ben Instagram'ı da sen olmasan da açık bıraktım. Oradan evet. Gelen yorumları da yer yer takip ediyorum. YouTube'dan gelen yorumlar ve sorular da var. Onları da bir yandan takip ediyorum. Şimdi biraz önce söylediğin örnekten de hareketle o yaratıcı protesto gösterin ve eyleminden hareketle şu sorular geliyor. Yani ne kadar güzel söyledin. Bağımsız milletvekili olmana rağmen orada bir kırılma yarattın ve o bütünü bozdun. O hani iktidarın tam teşekküllü evet ya da hayır verme refleksini şaşırttı ve orada çok yüksek bir hayır çıktı diyorsun oylamada. Şimdi sen tek başına bunu başardın. Peki acaba başka muhalefetin başka milletvekilleri de bu güç birliğini sergileyebilseler mecliste
Acaba daha da büyük kırılmalar meydana gelebilir mi iktidar kanadında? Yoksa orada ne olursa olsun hani yukarıdan gelen bir, açık söyleyelim, emir var ve o emir demiri kesiyor ve ona göre oy mu veriyorlar milletvekilleri? Şöyle ki aslında muhalefet milletvekilleri gerçekten de çok yoğun bir mücadele veriyorlar mecliste. Yani bazen milletvekillerinden insanüstü beklentiler söz konusu olabiliyor. Ama milletvekilliğinin görev tanımı gerçekten çok geniş. Yani şöyle söyleyeyim, yasama faaliyetlerinin yanı sıra bir milletvekilinin her an aranıldığında telefona cevap vermesi, erişilebilirliğinin olması, bir yandan işte medyada yer alarak kamuoyu oluşturması, bir yandan halkın istek ve beklentilerini yerine getirmesi, bir yandan örneğin Facebook şifresini bir arkadaşına verdiği için ve arkadaşı o şifreyi değiştirdiği için daha sonrasında Facebook'a giremediği için ağlayan bir kız çocuğunun talebini yerine getirmesi ya da işte bir kız isteme etkinliğine, kız istemeye gitmek bile dahil olmak üzere çok fazla sorumluluğu var. Bunu şunun için söylüyorum. Bu verdiğim örnekler asla milletvekilliği görevinin yani kız isteme vesaire gibi örnekleri söyleyince yasama faaliyetleriyle olan o ciddiyetini daha farklı düşündürtmesin katılımcılarımıza. Ama gerçekten onların üzerinde çok fazla yük var. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemdeki sorun şu. Artık parlamenter demokrasi olmadığı için, ucube bir cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu için parlamentonun gücü kalmadı. Yani muhalefet milletvekilleri orada en etkili konuşmaları da yapsalar şu anda gel soru verilemiyor. Yani bakanlar gelip hesap vermiyor. Şu anda işte 23 Nisan gibi milli egemenlik bayramımızda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünde üstelik de 100. yıl gibi sembolik bir tarihinde bile Cumhurbaşkanı meclise gelmiyor. Yani meclise olabildiğince işlevsizleştirme ve tüm faaliyetleri, tüm karar alma mekanizmalarını saraya taşıma gibi bir yaklaşım var. Ondan dolayı da tabii milletvekillerinin oradaki çabası yeteri kadar halkımız tarafından görünmüyor. Meclis TV vardı. Daha öncesinde haftanın tüm günleri çıktı. Sonra onu sadece salı, çarşamba, perşembe günleri belirli saatlere, saat 14 ile 19 arasında yayın yapabilecek hale getirdiler ve son dönemde daha da zaten kürsü süresini de kısıtlayarak muhalefetin sesini kısmaya çalıştılar. Yani o zaman parlamentoyu, meclisi toptan kapatsınlar, yani sembolik bir sadece dekor haline dönüştü. Onların isteği olur bu. O yüzden oradaki arkadaşlarımızın tüm bu olumsuz koşullara rağmen mücadeleyi bırakmıyor olması bence çok değerli. Şu anda ben bu dönem mecliste değilim ama o mecliste 3 dönem parlamenter olarak bulunmuş birisi deneyimiyle söylüyorum. Gerçekten öylesine sıkıntılı bir ortamda, öylesine gergin bir ortamda, öylesine kimi zaman seviyenin düştüğü, sinkaplı sözlerin söylendiği ve fikirlerin çatışması gerekirken bedenlerin çatıştığı, yani şiddet uygulandığı bir dönemde orada yer alabilmek, o mücadeleyi vermeye devam edebilmek kolay bir iş değil. Yani bazı şeyler gerçekten ancak içinde bulununca daha net hissediliyor. O yüzden ben oradaki arkadaşlarımızı da emekleri ve yürekleri için kutluyorum. Çok zor bir iş yaptıklarını, o şeyi deneyimlemiş birisi olarak, o deneyimden geçmiş birisi olarak özellikle de sizlere söylemek isterim. Sevgili Aile Nazlı Akal, bu şartlara rağmen orada halkı temsil eden, Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya gayret eden milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz, hangi partiden olursa olsun muhalefetteki. Ama yine tekrar ediyorum, sanki bu kadar işlevsiz bırakılmış bir meclisin varlığıyla Türkiye'de hala bir tırnak içinde demokrasi varmış ve güçler ayrılığı varmış, orada da bir parlamento varmış algısı aslında tek adam rejimine hizmet eden bir model değil mi? Mesela biraz önce 50+1 sistemine yeniden geçmek istediklerini konuştuk.
ve Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet partisinin milletvekilleri şu an o mecliste olmasa bunu anında yapabilirler. Ama muhalefetin oradaki varlığı her şeye rağmen her istediklerini yapmalarını engelliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Benim için gerçekten çok iç yakıcı bir yasa değişikliğidir. 4+4+4 yasasına geçmiş olmak. Ve o dönemde biz gerçekten mecliste fiziksel şiddette dahil olmak üzere çok ciddi bir direniş sergiledik. Sabahlara kadar çalıştık, sabahlara kadar kürsülerde konuşmalar yaptık. Çok sert konuşmalar yaptık, komisyonlarda tasarılar verdik, kanun teklifleri verdik. Olabildiğince o yasanın şu an çıktığı gibi çıkmaması için uğraştık. Bunu belki engelleyemedik ama şöyle bir şey yaptık. Bunu çok az kişi bilir, hatırlatmak gerekir belki. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki o onurlu muhalefeti olmasaydı 4+4+4 sisteminin ikinci dörtlük bölümü de evden eğitim, uzaktan eğitime dönüşecekti. Bu şu demek, çocuklarımız 6 yaşında okula başlıyorlar. 10. yaştan itibaren çocuk işçi olacaklar, çocuk yaşta evlendirilecekler. Çocuk gelin demek istemiyorum çünkü çocuktan gelin olmaz. Çocuk yaşta zorla erken evlendirileceklerdi. İşte bizim sayemizde bu engellenebildi. Yani bazen muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet partileri tüm adını söyleyeyim, bazı şeyleri engelleyemeyebilir ama duraklatabilir, değiştirebilir, kısmi de olsa değiştirebilir. O etkiyi yaratmak da zaten demokrasinin bir hala Türkiye'de kalan demokrasi kırıntılarının bir uzantısı olarak gerçekleşebiliyor. O zaman senin anlattıklarından hareketle bir milletvekili bile aslında birçok şey değiştirebilir. Kesinlikle. İşlevsiz görülse bile aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığı ve o çatı altında muhalefet milletvekillerinin mücadelesi bir şeyleri toptan değiştiremese de durdurtabiliyor ve engelleyebiliyor diyorsun. Evet, evet. Ya da yavaşlatabiliyor. Ya da yavaşlatabiliyor. Evet. Peki, o zaman buradan hareketle şunu soralım. Çok zorlu bir mücadele ve çok erkek egemen bir dünya Türkiye'deki siyaset. Hatta öyle ki yani tehdit ediliyorsunuz, hedef gösteriliyorsunuz. Mecliste, o gazi mecliste, o çatı altında bile darp edilebiliyorsunuz bir kadın olarak bile. Yani her anlamda zor bir mücadele. Buna rağmen kadınlarımızın siyasete girmesini tavsiye eder misin? Kadınların siyasete girmesini tavsiye ötesinde bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini isterim. Tavsiyenin ötesinde bunu çok arzu ederim, çok isterim. Çünkü demokrasi dediğimiz şey katılımcılık demektir. Ve toplumun yarısının yok sayıldığı bir ortamda, yani kadınların olmadığı bir ortamda demokrasiden bahsedilemez. Ve kadınların gerçek anlamda karar mekanizmalarında yer alması ve toplumun her alanında güçlenebilmesi de siyasi alanda daha fazla varlık gösterebilmesiyle ancak söz konusu olabiliyor. Ve ben bu mücadeleyi kadın erkek bir arada vermemiz gerekenleri gerektiğini düşünenlerdenim. Bazı feminist arkadaşlar sırf kadınlar mücadele etmeli diyor. Ben orada o noktada biraz onlardan ayrılıyorum ve diyorum ki bir feminist olarak bu mücadele hepimizin vermesi gereken bir mücadeledir. Mecliste şu anda kadın temsiliyeti %17'lerde. Ama burada nicelikten ziyade niteliğe bakmak gerekiyor. Nitelikten kastettiğim şey bu kadınların kaç tane üniversite bitirdiği, kadın arkadaşlarımızın kaç tane üniversite bitirdiği, kaç tane yabancı dil bildiği değil. Onların gerçekten de fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kişiler olup olmadığı ve insan hakları, demokrasi, hayatın her alanındaki mücadelede diyeyim, sadece insan hakları ve demokrasi mücadelesiyle de kısıtlamayayım, her alanındaki mücadeleyi ne kadar içselleştirerek yaptıklarıdır. Ben milletvekili olduğum dönemde, hatta şu anda da kendimi çok sorumlu bir siyasetçi olarak hissederek, başıma yastığı koyduğum her gün kendime şu soruyu sorarım. Bu konumda olmanın, bu görevde olmanın hakkını verecek ne yaptın bugün? Ve her gün bu soruya cevap verebilmek isterim. Mesela bu gece içim rahat uyuyacağım. Çünkü çok keyifli bir
söyleşi yaptık. Ondan önce bugün 3 ayrı toplantı daha yaptık. Gençlerimizle birlikte, bir diğeri bir başka ildeki örgütümüzle birlikte. Ama bu işin hakkını verebilmek, bu sorumluluğu hissedebilmek ve bunu yapamadığında da orayı bunu yapacak olan birisine bırakabilmek bence çok önemli. Ben ne yazık ki iktidar partisinin milletvekillerinde bu ruhu görmüyorum. Onların meclisteki varlıkları sadece şu parmak işaretiyle tanımlı. Grup başkan vekilleri var. Bir oylama yapılırken evet oyu için şöyle işaret ediyor. Hepsi ona göre evet oyu veriyor. Hayır oyu için şöyle işaret ediyor. Hepsi hayır oyu veriyor. Hatta hatırlayacaksın, bir keresinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun teklifine yanlışlıkla evet oyu vermişlerdi. O kanun teklifi geçmişti. Yani böylesine neyin oylandığından, yasama faaliyetlerinin içeriğinden uzak ve kendilerini bir kişiye teslim etmiş, akıllarını, vicdanlarını bir kişiye teslim etmiş halde orada varlık gösteriyorlar. Oysa ki gerçekten Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, bugününü ve geleceğini ilgilendiren çok önemli bir sorumluluk bu. Yani gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Ben bu anlayışa sahip olan milletvekillerinin sayısının mecliste artmasını diliyorum. Umarım bunu hep birlikte başaracağız. Şimdi gelecek dedin sevgili Aylin Nazlı Akat. Dilersen oradan başlayalım. Biraz gelecekle ilgili sorulara. Bu COVID-19 ve sonrasında birçok şeyin değişeceğinden bahsediliyor. Ekonomi değişecek, belki dünya düzeni değişecek, yaşam biçimlerimiz değişecek, ev, ulaşım, restoran, otel tasarımları değişecek, eğitim düzeni değişecek ve tabii haliyle siyasette değişecek deniyor. Sen nasıl görüyorsun orta ve uzun vadede geleceği, neler getireceği sorulsa? Bir kere az önce de söylediğim gibi daha olumlu bir değişim olacağını düşünüyorum. İnsanoğlu görsel bir varlıktır ve göremediği şeyden korkar, ürker. Şu anda COVID-19 göremediğimiz ama hepimizin hayatını birdenbire alt üst etmiş olan bir virüs. Ve bir nevi bütün dünyanın kaderi ya da hepimizin her şeyi kontrol ettiğini zannettiğimiz hayatlarımızın kaderi bir kalıp sabuna bağlanmış durumda. Yani sabun bulabildiğimiz sürece elimizi yıkayabildiğimiz ve hijyeni koruyabildiğimiz sürece kendimizi güvende hissediyoruz. Ama dünyanın içinde bulunduğu tabloyu da bilmek, hatırlamak lazım. 8 milyara yakın bir nüfusumuz var dünyada. Ancak bu nüfusun sadece 1/3'ü gerçek anlamda hijyenik bir tuvalete erişim imkanına sahip. Ben Güney Afrika'ya da gittim. Oradaki yaşantıları da gördüm. Onun için dünyanın diğer ülkelerinde ya da Türkiye'nin her bölgesinde, her yerinde koşulların bizim büyük şehirlerde yaşadığımız gibi olmadığını bir kez daha görmek, hatırlamak gerekiyor. Neler değişecek? Tabii bir kere genel olarak dünya siyasetinde bir yandan uluslararası bir dayanışma bu tip durumlar için, yani bu tip virüsler gibi bizi tehdit eden unsurlar için uluslararası dayanışma olurken, diğer taraftan ülkelerin biraz daha içe kapanacağını düşünüyorum ben. Yani ulus devlet siyasi dokusu daha yaygınlaşacak, milliyetçilik daha yükselecek ve ülkeler arası dengelerde ciddi değişimler, dönüşümler olacak. Neyi kastediyorum? Mesela Avrupa Birliği'nin kurulma sebebi Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir güç birliği sağlamak ve dayanışmayı yükseltmekti. Ancak ilk sınavda çatırdadılar. Çünkü bu süreçte başlangıçta, bugün İngiltere onları geçti ama en fazla zarar gören İtalya ve İspanya Avrupa Birliği ülkelerinden, özellikle de lokomotif olan o büyük güçlü ülkelerden yardım beklerken, yardım nereden geldi? Küba'dan geldi. Yardım nereden geldi? Çin'den geldi. Dolayısıyla bence Avrupa Birliği bu noktada kendisini tekrar bir sorgulayacak. Dünya üzerindeki güç dengeleri tekrar yerine oturacak. Ve tüm bunlar olurken az önce ifade etmeye çalıştığım gibi nasıl
14. yüzyıldaki bu kara ölüm denilen veba feodalizmden kapitalizme geçiş sürecini başlattıysa, içinde bulunduğumuz süreçte kapitalizmin etkilerinin giderek azaldığı ve her şeyin kar etmek olmadığı ya da piyasanın kendi dengesini bulur anlayışının aslında her zaman geçerli olmadığını ve bu nedenle de kamuculuk faaliyetlerinin daha fazla artması gerektiğinin altının çizildiği bir dönem olacak. Şu anda COVID-19'dan dolayı dünya üzerinde en fazla devlet yatırımının yapıldığı bir süreç yaşıyoruz. 10 trilyon dolar deniliyor toplamda. Devletler böyle bir yatırım yaptılar. O yüzden ben dediğim gibi önümüzdeki süreçte kamuculuğun, sosyal devlet anlayışının daha artacağını ama demokrasinin yeteri kadar gelişmemiş olduğu ülkelerde otoriterleşme eğilimlerinin yükseleceğini, bunu da Türkiye'de de izlediğimiz gibi bizim gibi direngen ve inandıkları için mücadele eden muhalefet partileri sayesinde Türkiye'de aşılacağını düşünüyorum. Yani temenni ediyoruz ki Türkiye hiçbir şart altında daha otoriter bir rejime teslim olmasın. Burada tabii ki sizin çabanızın yine çok kritik rol oynayacağına inanıyoruz. Bizi temsilen diyelim. Şimdi yine devam edelim. Bir yanda aslında bir iş kadını kimliğin vardı. Sonra siyasetçi kadın kimliğin oluştu. Her ikisinde de başarılı oldun. Yani iş yaşamında da en başarılı kadın girişimci, iş kadını ödülleri aldın. Siyasette de yılın politikacısı, siyasetçisi ödüllerini aldın. Bu anlamda sence başarının formülü ne? Tanımı ne? Tabii alanımız insan kaynakları olduğu için bu konuda söylemek istediğim, söyleyeceğim çok şey var ama belki bir kelimeyle özetleyebilirim. İnanç ve kararlılık diyebilirim. Yani içinizde eğer o tutku ateşi varsa, o tutkuyu kaybetmediğiniz ve inandıklarınız uğruna mücadeleden vazgeçmediğiniz sürece mutlaka başarısınız. Başarı kriteri kişilere göre çok değişir. Bana göre hakikaten diğer insanların hayatına dokunmak, bir fayda yaratabilmek, iz bırakabilmek. Hepimiz faniyiz. Bu dünyadan bir gün gittiğimizde iyi anılmaktır. Kimine göre çok daha zengin olmaktır. Kimine göre işte iyi bir sivil toplum örgütü yöneticisi, temsilcisi olabilmektir. Kimine göre iyi bir sanatçı olabilmek, iyi bir sporcu olabilmek. Ama hangi alanda olursa olsun bizi başarıya götüren şey bence tutku. O tutkuyla birlikte gelen dayanıklılık da çok önemli. Son günlerde dünyada özellikle liderlerin bu resilience dediğimiz dayanıklılığı üzerinde de çokça tartışmalar yürüyor. Bu anlamda ben kendi dayanıklılığımı da fena bulmuyorum diyeyim. Yani hem fiziksel hem psikolojik anlamda. Çok güzel. Buradan şöyle de bir açıklama rica edeceğim senden. Çünkü dışarıdan uzaktan bakıldığında son derece naif, zarif, kırılgan bir yapıya sahip bir kadın modeli sergiliyorsun. Ama içinde diyorsun ki çok tutkulu, dayanıklı, güçlü, azimli. Bu bir enteresan aslında... Hem enteresan hem hoş bir kombinasyon diye tanımlayabilir miyiz sana dair? Çok teşekkür ederim. Bu tabii hani sizin nasıl gördüğünüzle ilintili. Ama ben de kendimi açıkçası o açıdan kimi zaman bir demir leblebi olarak tanımlarım. Hani yutmaya kalkanın dişini kırarım. Açıkçası yani öyle birazcık evet naif bir görüntümüz olabilir ama ne hakkımı yediririm ne de başkasının hakkını yerim. Yani haksızlık konusunda gerçekten çok duyarlıyım ve belki de bu benim en hassas olduğum konulardan bir tanesi. O aşamalarda
çok farklı birisini, gerçi içimdeki birisini ortaya çıkartabiliyorum diyeyim. Hepimizin içinde tabii ki farklı kişiler var. İçimdeki o kararlı, tutarlı ama aynı zamanda mücadeleci Aylin belki o günlerde daha fazla, o tip durumlarda daha fazla görünür olmuyor. Aslında bu da çok şık. Yani agresifleşmeden, hırçınlaşmadan, kabalaşmadan da çok kararlı bir mücadele verilebileceğini gösteriyorsun. Zaten agresifleştiğinizde, hırçınlaştığınızda, kabalaştığınızda asıl vermek istediğiniz mesaj sizin arkanızda kalır, sizi gölgeler. Onun için önemli olan tarzınızı bozmadan kendinizi ifade edebilmektir. Öteki türlü sözlerinizin ağırlığı azalır. Yani insan sesini değil sözünü yükseltmeli bence, Shakespeare'in dediği gibi. Çok güzel. Peki bu dengeyi nasıl tutturmayı başarıyorsun? Çünkü hem iş dünyası olsun hem siyaset dünyası olsun çok rekabetçi, hatta çok hırçın rekabetin olduğu ortamlar. Ama sen de kararlı bir insansın, azimli bir insansın, tutkulu bir insansın. Çok da güzel ifade ettiğin gibi. Ama yine de bir insansın. Yani sinirlerinin bozulduğu, gerginlik yaşadığın durumlarda, hal ve durumlarda o otokontrolünü nasıl sağlarsın? O kızgınlığın ya da öfkeni nasıl dengelersin? Ve olması gerektiği gibi davranmayı başarırsın. Bunun formülü nedir? Şöyle ki, birincisi spor yapıyorum. Sporun gerçekten insanın beden sağlığı kadar ruh sağlığı üzerinde de çok etkisi olduğunu düşünenlerdenim. Bilinen bir şey zaten de bunu tekrar vurguluyor olayım. Ama aynı zamanda hak etmediğim bir tabloyla karşılaştığımda hiçbir zaman kendimi mağdur konumunda hissetmem. Bu aşmam gereken bir engel, öğrenmem gereken bir ders var bunda diye yaklaşırım. Ve onu nasıl aşabileceğimi düşünürüm. Yani bir sorun çıktığı dakikadan, saniyeden itibaren benim için o artık sorun değil, çözülmesi gereken bir problemdir. Yani bir nevi bir eğlenceli tarafından almaya çalışırım. Ve her açtığım engelden sonra da hani kendime şöyle bir aferin yapmayı da bilirim. Kendimi şımartmadan ama aynı zamanda da tebrik etmeyi bilirim açıkçası. En çok kimden destek alırsın? Ailemden. Çok şanslıyım o açıdan. Gerçekten çok iyi bir ailem var. Herkesin böyle bir aileye sahip olmasını isterim. Bir kere eşim gerçekten çok destektir. Şu anda o da yayını izliyor. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve takdirlerimizi gönderelim. Çünkü her erkek eşine o anlamda o desteği maalesef ülkemizde vermiyor. O cesareti ve duyarlılığı gösteremiyor. Evet, ben o açıdan gerçekten şanslı birisiyim. Diğer taraftan iki oğlum var. Onlar da gene benimle bazı duyguları paylaşıyorlar. Şu anda onlar da yayını izliyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Sevgili anneciğim, babacığım, ablam, onlar da gene her zaman hep benim en büyük destekçim olmuşlardır ki şu anda onlar da yayını izliyorlar. Ayrıca Sedef Kabaş'ın sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hiç demiyorlar mı? Aile ne olur artık yeter, vazgeç bu siyaset sevdasından. Babam hep şunu söyler. Aylin bir şeyi gerçekten de kendisine hedef olarak koyduysa vardır bir bildiği derler. Yani hiçbir zaman benim kararlarımı sorgulamazlar. Kararlarıma nasıl destek olacaklarını hep sorgularlar. Sanıyorum benim bugünlere gelmemde de onların hep bu bakış açısının, bana olan bu güvenin ve bana verdikleri özgüvenin çok etkisi, çok katkısı oldu. Ve tabii ki babamın özellikle çocuk yaştan itibaren tavsiye ettiği kitapların, aldığı kitapların, bugün bile hala altını çizerek verdiği kitapların çok etkisi, çok katkısı var. Çok güzel. Buradan da bütün ailene
başta eşin olmak üzere yeniden sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz ve hemen devam ediyoruz. Gelecek dedik, geleceğin liderleri çok merak edilen bir konu. Sen de zamanında Harvard Üniversitesi'nde Yükselen Liderler Programı'nı tamamladın. O anlamda geleceğin yükselen liderlerinin özellikleri neler olacak? Şimdi aslında belki COVID-19'la çelişen bir şey söyleyeceğim ama COVID-19'un biraz daha otoriterleşmeyi arttırabileceği riskinden bahsettik. Ama günümüz dünyasında aslında lider tanımı değişti. Artık lider dediğimizde hükmeden, emreden ve başkalarının üzerinde tahakküm kuran bir anlayıştansa ekip çalışmasına önem veren ve ekibinin daha rahat çalışması için uygun koşulları sağlamaya çalışan, onları motive eden, onların önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan hizmetkar liderler dediğimiz tabir olarak da böyle geçiyor. Öyle bir liderler döneminden geçiyoruz. O yüzden ben bunun siyasete de yansıyacağını görüyorum. Özellikle bazı ülkelerdeki lider profillerine baktığımızda bu anlayışın daha yaygınlaştığını görüyorum. Tabii demokrasi arttıkça liderlerin de demokratik yaklaşımları daha artıyor. Umarım Türkiye'de de böyle bir liderlik anlayışıyla yönetileceğiz. Peki kritik bir soruyu soracağım. CHP'de bir lider problemi var mı? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir lider problemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten genel başkanlık, sosyal demokrat bir partide genel başkanlık koltuğunda oturabilmek ateşten bir gömlek giymeye benziyor. Parti içi demokrasiyi çalıştırmaya çalışıyorsunuz bir yandan ama onun getirdiği farklı fikirlerin çarpışmasından kaynaklı insanın kimi zaman enerjisini alan, kimi zaman çokça vaktini alan, insanı kimi zaman çok yoran ama bir yandan da demokrasinin gerekliliği olduğu için yapılmasının şart olduğu durumlar var. Örneğin bizim parti meclisi toplantıları saatlerce sürer ve herkes özgürce düşüncesini ifade edebilir. Asla süre kısıtlaması getirilmez ve genel başkanımız sabırlı bir şekilde oturur, herkesi dinler, not alır. Bunun ben diğer partileri de şu an Türkiye'deki diğer partileri de örnek olmasını çok arzu ederim. Çünkü diğer partilerden özellikle AKP ve MHP'yi kastediyorum. Konuştuğumuz arkadaşların, milletvekillerinin çok farklı ortamlar yaşadıklarını biliyorum. Diğer taraftan neden bir liderlik sorunu yok diye düşünüyorum. Gerçekten 31 Mart'ta elde edilen bu tarihsel başarı, 31 Mart 2019'da elde edilen tarihsel başarının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mimarisi var. Yani hakikaten o süreçte bir nevi insan kaynaklarının ifadesiyle bir yetenek havuzu oluşturmuş yıllar içerisinde. O yetenek havuzunun içerisinde bazı ilçe belediye başkanlarını daha sonrasında büyükşehir belediye başkanlığı görevine getirmek üzere kafasında planlamış, bunu belki bir oya gibi işlemiş ve sonuçta da hepimizi gururlandıran, onurlandıran bir süreç yaşanıldı. Şimdi tam da o başarının ve bugüne kadarki 10 yıllık genel başkanlık deneyiminin getirdiği bir duruşla ülkeyi yönetmeye hazır olduğumuzu düşünüyorum. Evet, burada tabii tartışmalar var gelen yorumlardan. Onları sen de sonra herhalde takip edersin. Çünkü CHP'ye oy veren kesimde de CHP'nin liderlikle ilgili bir sorunu olduğu yönünde bir kanaat var. Aslında zaten problem de biraz bundan kaynaklanıyor. Yani öyle bir liderlik modeli olmalı ki, öyle bir lider olmalı ki o partinin içinde bir liderlik tartışması yapılmıyor olması lazım. Ve bunu da kamuoyu tarafından sürekli gündeme getirilmiyor olması lazım diyelim ve hemen bir başka soruya geçelim. Şimdi demek isterim, çok özür dilerim lafını bölerek, balla bölerek. Sosyal demokrat bir partide bu tip tartışmaların yapılması aslında demokrasinin gereğidir. Ben isterim ki ve dilerim ki AKP'de de MHP'de de bu tip tartışmalar yapılsın. Keşke yapılsın.
Evet. Dolayısıyla bu aslında liderlik zafiyetinden ziyade parti kültürüyle açıklanabilecek bir durum diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu da enteresan. CHP'de bu sosyal demokrasinin yansıması olarak diyorsun ki bunlar tartışılsın. Tartışılması da çok sağlıklı. Dolayısıyla CHP'de bir lider problemi var mı yok mu tartışılırken? Aslında AKP'de de bir parti var mı yok mu tartışması var. Orada da o kadar otoriter bir yapı var ki parti diye bir şey kalmadı. Yani bunu da ifade edelim. Bu arada Instagram'dan bizi takip edenler için söyleyelim. Aile Nazlı Aka ile beraberiz. Kendisiyle söyleşimizi yapıyoruz. Hedefli söyleşilerde sorularımızı yöneltiyoruz. Sizin de yer yer yorumlarınıza ve sorularınıza göz atarak, onları bir soru haline getirerek, yorumlarınızı dikkate alarak sorularımı yöneltmeye çalışıyorum. Sevgili Aylin Nazlı Aka'ya. Şimdi bu Büyükşehir Belediye Başkanları gerçekten büyük bir fark yarattı. Burada hani özellikle CHP çok büyük bir aslında prim ve destek aldı halktan. Görünen o ki hala da çok takdir edilen hizmetler devam ediyor. Bu anlamda Türk siyasetinde yarın öbür gün bu Büyükşehir Belediye Başkanlarından daha çok hani merkez siyasete yönelecek ve yarın öbür günde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer alabilecek bir isim çıkar mı? Bizim aslında tüm partilerde olması gereken şey partinin her kademesinde görev alan kişilerin farklı kademeler içinde adaylaşabilecek yetkinlikte, çalışma azminde ve kararlılığında olmasıdır. Onun için bu tarz seçenekler çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir ve çıkmalıdır da bu partinin zenginleşmesi anlamına gelir. Ben Ankara'dan bir örnek vermek isterim. Ama yani sadece Ankara Belediye Başkanımızın üzerine odaklanarak değil, sadece son bir yılda Ankara'da yaşananları daha net görebilmek ve bu yöndeki halkın açlığını, halkın istekliliğini anlayabilmek adına biliyorsun 31 Mart seçimlerinden sonra Mansur Yavaş göreve geldikten sonra ilk yaptığı şey, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, aslında hepsi için söylenebilir, belediye meclisi toplantılarını internetten yayınlamak oldu. Ve vereceğim örnek şu, Ankara'da bir boru ihalesi düzenlendi ve bu boru ihalesini 363 bin kişi izlemiş. Hani bazen espri olarak boru mu bu denilir ya, boru, bahsettiğimiz şey boru. Aslında izleyenlerin eminim ki çok az bir kısmı boru ihalesiyle ilgileniyordu. Bu aslında şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık, katılımcılık adına halkın ne kadar istekli olduğunun da bir göstergesi. Ve uzun yıllardır biz AKP ile ilgili olarak şu cümleyi duyuyorduk sevgili Sedef Kabaş. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Şimdi bizim belediyelerimiz, belediye başkanlarımız çalmıyor ama çalışıyor gösterdi, kanıtlayabildi. Bunun olabildiğini halk artık anladı. Çok net bir şekilde görmüş oldu. O yüzden hani aslında bakıldığında halka en hızlı hizmet götürebilecek, en kolay erişebilecek olan kesim yerel yönetimlerdir. İşte o nedenle bu COVID-19 döneminde, hatta seçildiğimizden bu yana Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin icraatlarından AKP o kadar rahatsız ki, ben ne yaparım da onları engellerim çabası içerisinde. Bu da tabii onları biraz zavallı durumuna düşürüyor işin gerçeği. Evet, şimdi bir oyun oynayalım. Yavaş yavaş toparlayacağız söyleşimizi. Ben 5 sözcük söyleyeceğim. Ve sen de bu 5 sözcükle ilgili o an kalbinden, zihninden neler geçiyorsa bizimle paylaşmanı rica edeceğim. Hazır mısın? Hazırım, çok keyifli. Çok güzel. Birinci sözcüğümüz Ankara. Sevda, başkent, kuruluşun aklı ama güzel. Benim için bir sevda. Ankaralı olmak nasıl bir şey? Ben sahip olduğum mücadele azmini,
yenilsem de vazgeçmemeyi, Ankara'nın tarihinin bana yüklediği bir davranış kodu olduğunu düşünürüm. Çünkü burası kuruluşun kalbi, kurtuluşun aklı ve Cumhuriyet aydınlanması buradan tüm Türkiye'ye yayılmış. Devrimler burada önce hayata geçirilmiş, adeta bir laboratuvar işlevi görmüş ve sonrasında hale hale tüm Türkiye'de yaygınlaşmış. Kadın erkek eşitliği açısından gene Ankara çok sembolik bir il. Çünkü o dönemde Cumhuriyet baloları ilk Ankara'da düzenlenmeye başlanmış. Kadınlar, erkekler hayatın her alanında bir arada olmaya başlamışlar. Ve o günlerde Atatürk'ün fotoğraflarına baktığımızda kadınların asla Atatürk'ün arkasında olmadığını, onunla yan yana durduğunu görürüz. Bu bir tesadüf değildir. Atatürk aslında o fotoğraflarla da, o videolarla da görsel olarak halka mesaj vermeye devam etmiştir. Gene giyimiyle, kuşamıyla, tavırlarıyla ve o dönemki Cumhuriyet mimarisiyle, kentleşme adına atılmış olan önemli adımlarla, ilk planlı kentleşmenin gerçekleştiği kent olması özelliğiyle de Ankara tarihimizde hiç şüphesiz çok özel bir yere sahip. Ne güzel özetledin. İkinci sözcüğümüz Melih Gökçek. İftira, çapsızlık. tabii söylenecek çok şey var. Fakat Melih Gökçek için özellikle vurgulamak istediğim şey şudur. Kendisi gerçekten de 25 yıl boyunca, 23,5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ondan önce de ilçe belediye başkanlığı var 5 yıl, 28,5 yıl boyunca Ankaralıların hakkını gasp etmiş olan ve bütün gün oturduğu yerden tweet atmayı belediye başkanlığı zanneden, ancak Ankara'yı bir oyuncak dükkanına çevirme fantazisiyle 750 milyon dolar Anka Park'a para yatıran, Ankaralıların ödediği vergileri hiç eden, fişkiyesinin derdine düşen, kutuplaşma üzerinden halkı konsolide etmeye, kendi taraftarlarını konsolide etmeye çalışan çapsız, zavallı, devrik bir belediye başkanıdır. Bir de ilginç, seninle özellikle çok uğraştı değil mi? Şöyle, ben aslında bir Ankara sevdalısı olarak, Ankara'nın başkent olması, 81 ilimizin incisi olması nedeniyle bu şehrin sorunlarına sahip çıktım. Ve bu şehrin milletvekili olarak da zaten bu yapmam gereken bir şeydi. Fakat ben her sorunları dile getirdiğimde o sorunu dile getireni dile getirmeyi tercih etti. Yani olayı mümkün olduğunca şahsileştirmeye çalıştı. Ben milletvekilliğim sürecince aslında hiçbir zaman o beni çekmeye çalıştığı mindere gitmedim. Ama artık devrik bir başkan olduğu için daha rahat bir şekilde onunla ilgili cümlelerimi kurabiliyorum. Yoksa hiçbir zaman kendisinin seviyesine inmek, onun o üslupsuz, o az önce de bahsettiğim gibi edep dışı yaklaşımları, ergen diye tanımlıyorum ben kendisini, ergen yaklaşımlarına cevap vermek bir tarzım olmadı. Mesela benle ilgili birçok tweet atardı, hiç cevap bile yazmazdım. Ama şu dönemde özellikle Melih Gökçek'le ilgili yolsuzluk dosyaları ortaya çıktıkça bunları halka özellikle duyurmayı görev biliyorum. Ne zamana kadar? Ta ki Melih Gökçek hesap verene kadar. Ve o Melih Gökçek mutlaka ama mutlaka bir gün hesap verecek, bu böyle biline. Evet, çok güzel. Halk dedin, o en son konuşmasında teba diye nitelendirdi halkı. Bu da enteresan bir zihniyet yapısı. Bunu da ortaya dökmüş oldu. Bu arada gelen yorumlarda da senin Melih Gökçek tanımlarına katkıda bulunanlar var. Parazit denen diyenler var, parselci diyenler var, dinozor sevdalısı diyenler var. Bunları da ifade edelim. Üçüncü sözcüğümüz geliyor. Kadın.
Mucize. Nasıl bir şey Türkiye'de kadın olmak, Türk siyasetinde kadın olmak? Aslında sırf Türkiye'de değil, dünyada da kadın olmak zor. Ama siyasette kadın olmak sanki erkeklerin alanına sızmışsınız muamelesi gördüğünüz. Ya burası bizim de, siz de şimdi nereden geldiniz de bizim yerimizi işgal ediyorsunuz tarzıyla karşılaşmanız anlamına geliyor. Bunu partilerden bağımsız olarak söylüyorum. Hatta bazı ülkeleri yine burada ayıracağım. Kadın erkek eşitliği konusunda çok yol kat etmiş olan bazı ülkeleri, işte Finlandiya, Danimarka, Yeni Zelanda, İsviçre, İsveç, İzlanda, Küba, Ruanda gibi bazı ülkeleri kenara ayıracağım. Tüm ülkeler için kadın siyasetçi olmanın çok zor olduğunu söylemek lazım. Evet. Çünkü şöyle bakıyorlar. Bir erkek eğer bir göreve talipse siyasette, bu onun hakkı. Ama bir kadın bir göreve talip oluyorsa makam mevki peşinde. Bir erkek çok çalışıyorsa çok fedakar adam, çok hakikaten varını yoğunu siyaset için geçiriyor deniliyor. Bir kadın eğer çok çalışıyorsa ne hırslı kadın, kesin çoluğunu çocuğunu evini ihmal ediyordur deniliyor. Yani ne yaparsanız yapın hemen yaftalanıyorsunuz. Onun için Türkiye'de kadın siyasetçi olmak ayrıca zor. Yani duble mucize diyebiliriz Türkiye'de kadın olmak. Belki de, evet. Evet, dördüncü sorumuz aşk. Şimdi hemen kocamın ismi geldi ama... Öyle gerçekten yani. Kaç senelik evlisiniz? 23 yıldır evliyiz. Aşk evliliği tahmin ediyorum. Aşk evliliği, evet. Eşim bir sanatçı. Sanatçı duyarlılığı olan ve gerçekten bugün mesela bu yayına girmeden önce bile bana iyi dileklerini iletirken gücüme güç katan birisidir. Ne kadar güzel. Daim olsun. Ve son sözcüğümüz, beşinci ve son sözcüğümüz Atatürk. Dahi, lider, o kadar çok kelime var ki onun için söylemek isteyeceğim ama dahi diyebilirim öncelikle ve tüm zamanların lideri, tüm zamanların. Gerçek bir devrimci, gerçek bir asker, gerçek bir insan. Her şeyi mükemmel bir insan. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Olmasaydı herhalde biz şu anda karşılıklı bu sohbeti bile yapamıyor olurduk. Elbette. Elbette. Ona çok şey borçluyuz. Ona çok şey borçluyuz ama aynı zamanda belki şunu da söylemem gerekiyor. Türkiye'de bu eşitlik mücadelesinde gerçekten yolumuzu aydınlatan çok kadın oldu bugüne kadar. Bunlar içerisinde Osmanlı döneminden başlamak üzere bu mücadeleye katkı sunmuş olan, tohumlarını ekmiş olan kadınlar var. Ve Cumhuriyet'le birlikte o Sultanahmet Meydanı'nda "Ey Özgürlük!" diye bağıran Halide Edip'e ve Kara Fatma'ya, Nene Hatun'a, Gördesli Makbule'ye, o çocuğunu sardığı battaniyeye, mermi sarıp da cepheye koşan o kadınlara, senin sayende daha iyi tanıma imkanına sahip olduğum Muazzez İlmiye Çığ gibi aydın insanlara, gerçek anlamda bir laik ve aydın olan Bahriye Üçok'a, kız çocuklarının okullaştırılması için hayatını adamış olan Doktor Türkan Saylan'a ve daha adını anamadığımız ama her birimizin yoluna ışık tutan nice kadınlara, Behice Boran'a, daha sayacak çok isim var, çok değerli kadınlarımız var. Hayatın her alanında, kültürde, sanatta, sporda, bilimde, her alanda, edebiyatta her birine tabii ki çok şey borçluyuz.
Biz de sana bir teşekkürü buradan bir borç olarak iletelim. Bu keyifli söyleşi için, samimi yanıtların için sevgili Aylin Nazlıaka. Gerçekten hem iş dünyasında daha sonra da siyaset dünyasında o tutkulu mücadeleni çok net ortaya koymayı başarmış nadide isimlerden birisin. O azmin, mücadeleci gücün daim olsun. Siyasette olmaya devam et ne kadar zor olursa olsun. Çünkü bu ülkenin sana ve senin gibi milletvekillerine dürüst ve kararlı, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan milletvekillerine çok ihtiyacı var. O anlamda sana başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de hakikaten çok sıra dışı bir sohbet yaptım. Ama çok keyifliydi. Tabii bu da senin sahip olduğun yetkinliklerden ve gerçekten de çok özel bir insan olmandan kaynaklanıyor. Onun için ben de sana iyi ki varsın demek istiyorum. Gerçekten bu ülkenin hepimize çok ihtiyacı var. Hepimiz o mücadeleyi bir araya getirip büyüttüğümüz sürece eminim başaracağız. Eminim daha adil, daha eşit, daha özgür bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Aylin. Seni sevgiyle uğurluyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sedefli söyleşileri bu akşam olduğu gibi önümüzdeki günlerde de örneğin önümüzdeki pazar akşamı yine sedefli söyleşilerle karşınızda olacağız. Ana aslında kanalımız, yayınımız artık bundan böyle YouTube kanalımız yani Sedef Kabaş TV olacak. Çünkü burada teknik imkanlar daha üst düzeyde ve daha geniş bir ekranda konuğumuzu görme imkanımız oluyor. O yüzden YouTube üzerinden yayınlarımıza devam edeceğiz. Ama diğer farklı kanallardan, Twitter'dan ve Instagram'dan da arzu edenler bizleri takip edebilecek. Bu akşamı da sevgili Aylin Nazlı Akan'ın o güzel temennisiyle kapatalım. Bütün aslında mücadelemiz, bütün bu yaptığımız işler gerek medyada olsun bir gazeteci olarak, gerek Aylin'in yaptığı gibi siyasette olsun bir milletvekili olarak daha aydınlık, daha barışçıl, daha huzur dolu, daha refah düzeyi üst düzeyde olan daha adil bir Türkiye adına. O yüzden elimizden geldiğince bu yolda katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu yolda sunduğumuz katkılarda da sizin bize verdiğiniz katkının çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Evet, bu akşamlık bu kadar. Bu pazar saat 21.30'da başka bir konukla Sedefli Söyleşiler'de buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.